Evet, kafayı bir kaldırdım, şuradayız. Restorasyonla Sünger Bob Kalesi olan yer. Bertu pivot santrafor özellikleri var. Frey'e benziyor mu? Bayağı benziyor. Herkese merhaba, tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta sonumuza renk katmak için 3. lig 1. grupta oynayacak olan Şile Yıldız Spor, Artvin Hopa Spor maçına gideceğiz. Maçın havasına, maçın atmosferine girmek için iki takımdan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibi Şile Yıldız Spor. Şile Yıldız Spor geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig 9. grupta yer alıyordu. Ve ligi lider bitirdiler. Playoff'larda Ali Beyköy Spor'u mağlup edince de 3. lige yükselme hakkı elde ettiler. Takım profesyonel lige yeni yükselmesine rağmen Adnan Özbağcılar'la beraber lige güzel başlangıç yaptı. Geride bıraktığımız 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladılar ve takım şu an 4. sırada bulunuyor. Takımın bir adım öne çıkan isimlerine gelecek olursak Sakaryaspor'dan tanıyacağınız Zafer Aydoğdu, Tolunay Yurtseven, Tahsin Hacı Mustafaoğlu ve Bertu Bayar gibi genç isimler takımın dikkat çekenleri. Takımın başında 10 haftalık süreçte Adnan Özbağcılar vardı ama hafta içinde onun yerine Orhan Gençer getirildi. Bakalım Şile Yıldız Spor evindeki istikrarlı performansını devam ettirebilecek mi göreceğiz. Şile! Şile! Geçelim konuk takım Artvin Hopa Spor'a. Artvin Hopa Spor da geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig 3. grupta bulunuyordu. Onlar da ligi şampiyonlukla bitirdi. Ardından Fatsa Belediyespor'la playoff maçı oynadı. Kazanamadı, 3. lige çıkamadı. Ardından bir playoff daha maç oynadılar. Bu sefer Ağrı Spor 1970'i mağlup edince 3. lige yükselme hakkı elde ettiler. Artvin Hopa Spor da lige fena başlamayan takımlardan. Tolgay Kerimoğlu önderliğinde 10 maça çıktılar. 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladılar ve şu an 9. sırada bulunuyorlar. Peki bu süreçte takımın dikkat çeken isimleri kimlerdi? Ali Kemal Başaran, Ali Kemal Özkan, Enes Dada ve Canberk Özçakır takımın bir adım öne çıkan skorer oyuncularıydı. Ben şimdi Şişli taraflarındayım. Şile'ye gitmek için buradan arabaya bineceğiz ve yaklaşık 1,5 saatlik bir yol gideceğiz. Şile'deyiz ama Ahmet abimiz bizi sağ olsun. Önce dedi sizin bir karnınızı doyuralım, bir ağırlayalım sizi dedi. Ve Fuşa diye bir mekana geldik. Burada bir şeyler atıştırıp stadyuma geçeceğiz. Arkamızdaki kale Şile Kalesi. O meşhur bildiğiniz restorasyonla Sünger Bob Kalesi olan yer. Görüyorsunuz masmavi bir deniz. Mükemmel bir manzara. Yani gelirseniz Şile'de mutlaka buraya uğrayın. Abi bize neler bekliyor bugün maçta? Bugün maçımız çok heyecanlı geçecek. Tribünde güzel bir atmosfer olacak. Ben de sizlere Şile'mize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Eyvallah, size ağırlamaktan onur duyuyorum. Sağ olasın. Şile'miz adına ne yapabildiysem benim için bir mutluluktur. Eyvallah. O zaman bir skor tahmini alayım mı? 3-0 Şile Yıldız Spor. Oo abi birdenbire yaptım, 3-0 yaptım vallahi, helal olsun. Bakalım stadyum çevresinde görüşürüz. Stad çevresindeyiz. Artvinliler 1500 km yol gelip yerlerini almışlar, takımlarını destekleyecekler. Nasıl takım? Yaklaşık 2 gün sürdü. O kadar oldu mu ya? Evet evet. Kafayı bir kaldırdım, Şile'deyiz. Kafayı bir kaldırdık, Şile'deyiz. Mor beyazlı sevdamızın peşine geldik. Kaldıramadık. Eyvallah. Peki var mı böyle favori oyuncunuz? Kocacıdayım abi. Fazlı. Fazlı 7 numara. Umudumuz. İnşallah. Bugün almaya geldiniz maçı. Alacağız. Güzel bir hopar. Dönüş peki yine 1500 kilometre. Evet yine 1500 kilometre gidiyoruz. Artık buradaki kilometreler. Hani burada yaptığımız kilometre. Hiç önemli değil. Çünkü Arman'ın sevdalı. Arman'ın yolundasınız. Eyvallah. O zaman bir skor tahmini alayım. Skor tahmini. 2-1 alacağız. Hani ben de 2-1 diyorum. İyi hadi bakalım inşallah. Başarılar. Stadyumdaki yerimizi aldık. Birazdan karşılaşma başlayacak. Artvin Spor, Şile Spor, iki takım taraftar da güzel bir atmosfer yaratmış. Ben geçtiğimiz maçlarda scout kardeşlerime sesleniyordum. Maçlara gelin, gençleri seyredin diye. Scout'un bana bir tane mail attı. Dedi ki, biz her maçta bir tane gözlemci bulunduruyoruz. Onlardan birisiyle seni tanıştıralım.
Onlardan birisi de Birkan kardeşim. Neyi gözlemleyeceksin? Maç izlemeye gelen bir kardeşim nasıl scoutium'da gözlemci olabiliyor? Abi bizim scoutlu olarak bir maçta önceliğimiz tabii yani genç oyuncular. Yani genç oyuncuları gözlemlemek, onları yukarıya doğru taşımak. Ama bu tarz üçüncülük, ikincilik ya da daha amatör liglerde hani oyuncuların aynı ligde ya da bir üst ligdeki takımı olması transferini de göz önünde bulundurarak ona göre hani gözlemci yapıyoruz. Mesela bizim için 18 yaşındaki bir oyuncunun değeri de aynı, 28 yaşındaki bir oyuncunun değeri de aynı. Yani o maçta ne verdiğine bakarak gözlemliyoruz. Anladım. Yani abi maç golüne bakıyorlar, en çok gol atanları izlemeye geliyorlar. Öyle değil. Birkan maç maç değerlendiriyoruz ve o şekilde raporluyoruz diyor. Peki raporlama nasıl oluyor? Yani atıyorum 18 yaşında 2 çarpı hızlı, defansı iyi, hücumu iyi, ikisi birden iyi nasıl oluyor? Abi şimdi sadece hani toplayıp birlikte yapabildikleri değil de benim için de önemli olan noktalardan biri topsuz oyundaki etkisi. Hani mesela bir orta saha oyuncusu tamam geriden topu çıkarıyor ama o topu alamadığı zaman ne yapıyor mesela? Diğer orta sahada oynayan diğer arkadaşını alan açabiliyor mu? Topsuz alanda ne yapabiliyor? Topsuz alanda ne yapabildikleri, en az toplu alanda yapabildikleri, toplu oyunda yapabildikleri kadar önemli. Anladım. Detaylı bilgi için nasıl scoutium'da gözlemci olurum bilgisini almak için de aşağıda yazdığım scoutium.com adresine bakıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Maçtan sonra Birkan'la konuşacağım. Bakalım hangi oyuncuları beğenmiş, niye beğenmiş ve nasıl bunu sisteme işleyecek, hepsini göreceğiz. Thank you.
var ya 10 numara. Gele! Çakırma çakırma, kalacaksınlar. Kırmızı kart mı vardı? Ya nereye gidiyor amına koyayım? Yok, kor. Abla kim? Dur aşağı. Kurtardı, kurtardı. Karşılaşma sona erdi. Şile Yıldızspor 3, Artvin Hopaspor 1. Çok senaryolu, hikayeli bir maç oldu. Penaltılar verildi, penaltılar kaçtı. Bayağı güzel bir maç seyrettik. Birkan'a soracağım, hani o daha çok scout gözüyle seyrettiği için hangi oyuncular seni dikkat çekti mesela bu maçta? Abi Şile'nin ileri üçlüsü topla birlikte çok efektif oyuncular. Özellikle Tolunay'la Tahsin. Evet. Tolunay'ı ben çok beğendim bu Bertu, pivot santrofor özellikleri var. Frey'e benziyor mu? Bayağı benziyor. Hem tipi benziyor hem oyun şekli benziyor. Ya şimdi maç başında dedim ki Birkan'a, dedim Frey'e çok benzeyen bir oyuncu seyredeceksin. İsmi Bertu. Çünkü ben geçen sene Tuzlaspor, Menemenspor maçına gitmiştim. Tuzlaspor'un santraforuydu. Genç de bir arkadaş. Tam birebir Frey'in özelliklerini barındırıyor bence. De abi ileri üstü topla birlikte çok efektif olmasından ama topsuz oyunda hiç baskıları yok mesela. Aha. İki kanat oyuncusu beklerine hiç yardım geride gelmedi. Eksiklik. İleride de hiç yok abi. Evet. O yüzden mesela bir pozisyonu orta sahadan rakip çok müsait pozisyonda vurdu, direkten döndü. Evet. Bu bir eksik ama daha çok genç oyuncular. 97'li, yani Tahsin 20 yaşında, Bertu 21 yaşında. Bayağı genç bunları oyuncular. Bunları geliştirebilir yani. Bertu özellikle fiziği, fizik kapasitesi çok üstün. Zaten Akhisar Belediyespor'dan kiralık gelmiş buraya. Çok üstün bu seviye için çok üstün şey var. Şeyden de bahsedelim, hani insanlar scout'u şey zannediyor, genç oyuncuları bulmak. Aynen. Genç. Ama bu maçın kahramanı 35 yaşındaki kaleci Erçan. Buradan da ona selamlarımızı, selam sevgilerimizi iletelim. Helal olsun, bir de penaltı çıkardı, penaltı üstüne kaymağı için bıraktı yani. Dediğim gibi scout'um gözlemcisi olmanız için aşağıda bıraktığım linke tıklayıp detayları öğrenebilirsiniz. Siz de Birkan gibi maçları izleyip analiz edip belki bu işten para bile kazanabilirsiniz. Dediğim gibi detaylar scoutium.com'da, umarım bakarsınız. Siz de videoyu beğendiyseniz bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Eyvallah.